Ey iman edenler sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize sadece ona kulluk edin ki bu sayede kötülüklerden sakınmış olasınız. Allah'ın birliği Ey insanlar Rabbinize sadece ona kulluk edin. Buradaki hitap özel ve genel umum ve husus kapsamında düşünülebilir. Kulluk edin yani Rabbinizin bir ve tek olduğuna iman edin. Bu ilahi beyan ibadeti tevhidden ibaret saymıştır. İbadeti tevhidden ibaret saymıştır. Çünkü Allah için olan ibadet tevhidsiz oluşmaz ve sadece ona yönelik olma özelliği kazanmaz. Şöyle de denebilir. Ürbüdü yani ibadetinizi başkasına değil Allah'a özgü kılın. Hitap her iki yorumda da kafirler yönelik olur. Bir de şu yorum var. Öbüdü ona itaat edin. İbadet kulun söz, amel ve inanç olarak bütün varlığını Allah'a has kılmasıdır. İbadet kulun söz, amel ve inanç olarak bütün varlığını Allah'a has kılmasıdır. Tevhid ve İslam da budur. Bunun söz, amel ve inanç olarak bütün varlığın Allah'a has kılmasıdır. Tevhid ve İslam da budur. İtaat ise emri benimseme ve yerine getirme anlamına gelir. Allah'tan başkasına itaat etmek mümkünse de ibadet etmek söz konusu değildir. Zira başkasının emrine göre hareket eden herkes ona itaat etmiş olur. Mesela Allah'a itaat edin, Resulüne de itaat edin. Mealindeki ayeti kerimesinde olduğu gibi. Fakat başkasının emriyle hareket eden herkes ona kulluk etmiş sayılmaz. Bu kısmı işaretleyelim. Bir ibadet tevhid ilişkisi diye ekledik. Ona kulluk edin. Ee, bir de kulluk diye ekleyelim. Kulluğun anlamı diye ekledik. Ey insanlar Rabbinize sadece ona kulluk edin. Burada kitap özel ve genel bir de aynı şekilde e, umum husus diye ekleyelim. Tevhid, bir de aynı yere Tevhid'in anlamı veya tevhidin evet, tevhidin anlamı diye eklemiş olalım. E Birliğini benimsemeyi ve sadece kendisine ibadet etmeyi insanlara emrettiği zatını nitelemek üzere Allah Teala şöyle buyurmuştur. Birliğini benimsemeyi ve kendisine ibadet etmeyi insanlara emreden zatını nitelemek üzere Allah Teala şöyle buyurmuştur. Sizi ve sizden öncekileri yaratan. Halbuki taptığınız putlar sizi de sizden öncekileri de yaratmamıştır. Peki sizi yaratana değil de putlara nasıl tapınıyorsunuz? Belki bu sayede kötülüklerden sakınmış olursunuz. Bu ilahi beyan iki şekilde yorumlanabilir. Günahlardan, yasaklanan şeylerden ve Allah'ın size haram kıldığı hususlardan sakınırsınız. Ayetten kastedilen anlam bu ise hitap müminlere yönelik olur. İkinci yorum ise şirkten yani Allah'tan başkasına tapınmaktan sakınırsınız şeklindedir. Bu ise kafirlere yönelik olur. Ayete tekrar bakalım. Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize sadece ona kulluk edin ki bu sayede kötülüklerden sakınmış olasınız. Bu ilahi beyan iki şekilde yorumlanabilir. Günahlardan, yasaklanan şeylerden ve Allah'ın size haram kıldığı hususlardan sakınırsanız ayetten kastedilen anlam bu ise hitap müminlere yönelik olur. Din diyorumsa şirkten yani Allah'tan başkasına tapınmaktan sakınırsınız şeklindedir. Bu ise kafirlere yönelik olur. İmam şöyle dedi. Takva ve tevhidin emir konumunda zikredildiği yerlerde güzel olan yöntem bunun umum ifade ettiğini ve konum dışında haber vermek mahiyetinde zikredilen ise hususi anlam taşıdığını kabul etmektir. Şimdi bu kısım ilke seçelim. ilke ne ile ilgili ilke bu husus şimdi Ayette umum ve husus olabilir diye iki yorum yaptı yukarıdan aşağıya doğru. Sonra bir ilke belirtti. Takva ve tevhidin emir konumunda zikredildiği yerlerde güzel olan yöntem, tercih. Bunun ifade, umum ifade ettiğini kabul etmek. Bu konumun dışında haber vermek mahiyetinde zikredilen yerlerde ise hususi anlam taşıdığını kabul etmektir. Takva ve tevhid emir konumunda zikredildiği yerlerde umum kabul etmek, haber vermek mahiyetinde zikredilen yerlerde ise hususi, hususi olarak, az olarak anlamaktır. Şimdi buna göre yukarıdaki şu kısmı okuyalım. Ey insanlar Rabbinize sadece ona kulluk edin. Burada hitap özel ve genel umum ve husus kapsamında düşünülebilir kulluk edin. Yani Rabbinize bir ve tek olduğuna iman edin. Bu ilahi beyan ibadeti tevhidten ibaret saymıştır. Çünkü Allah için olan ibadet tevhidsiz oluşmaz ve sadece ona yönelik olma özelliği kazanmaz. Şöyle de anlam verilmiştir. i̇badetinizi başkasına değil Allah'a özgü kılın. Kitap her iki yorumda da kafirlere yönelik olur. Bir de şöyle yorumlanmış. Ona itaat edin. İbadet kulun söz, amel ve inanç olarak bütün varlığını Allah'a has kılmasıdır. Tevhid ve İslam'da budur. İtaat ise emri benimseme ve yerine getirme anlamına gelir. Allah'tan başkasına itaat etmek mümkünse de ibadet etmek söz konusu değildir. Zira başkasının emrine göre hareket eden herkes ona itaat etmiş olur. Şu kısmı tekrar şöyle bir alalım. Sağa tıklatıp burasına. ibadet-itaat ilişkisi diyelim, kaydedelim. Şimdi buranın tamamını şu ilkenin örneği olarak işaretleyebiliriz. Ayet, e, takva ve tevhidin emir konumunda zikredildiği yerlerde güzel olan, uygun olan, bunun umum ifade ettiğini kabul etmek. Bunun dışında, haber vermek mahiyetinde zikredilen yerlerde bunun hususi anlam taşıdığını kabul etmektir. Buranın hepsini seçip bu ilkenin örneği olarak işaretleyelim. İlke umum husus. Devam edelim. الذي جعل لكم الارضا فراشا والسماء بناء فانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون Orak ki yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir tavan haline getirdi. Burayı biraz daha büyütebilirim rahat görmemiz için. O Rab ki yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir tavan haline getirdi. Gökten su indirerek onunla size geçim vasıtası olsun diye yerden ürünler çıkardı. O halde siz gerçeği bilip dururken sakın Allah'a denk tutacağınız varlıklara kulluk etmeyin. O Rab ki yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir tavan haline getirdi. Gökten su indirerek onunla size geçim vasıtası olsun diye yerden ürünler çıkardı. O halde siz gerçeği bilip dururken sakın Allah'a denk tutacağınız varlıklara kulluk etmeyin. Yeryüzünü sizin için bir döşek haline getiren Allah Teala bu ayette birliğinin tanınması, ibadetin kendisine yöneltilmesi ve insanın iş dünyasına ait bütün yönelişlerin yapılmasını emrettiği zatın niteliklerini beyan etmek üzere şöyle buyurmuştur. bütün yönelişlerin yapılmasını emrettiği zatın sıfatlarını beyan etmek üzere şöyle buyurmuştur. Faydalanmanız ve çeşitli imkanlardan yararlanarak ihtiyaçlarınızı yerine getirmeniz için yeri bir döşek haline getirdi. Mesela üzerinde uyumak, mekan tutmak ve mesken edinmek gibi. Göğü de bir tavan haline getirdi. Yani göğü bina gibi yükseltti. Sema yükselen ve yukarıda olan her şeydir. Nitekim evin tavanı hakkında yüksekte bulunması açısından sema ifadesi kullanılır. Sema yükselen ve yukarıda olan her şey için kullanılır. Nitekim evin tavanı hakkında yüksekte bulunması açısından sema ifadesi kullanılır. Ayet-i Kerime'de sema kelimesine bina kavramı nispet edilmesinin sebebi aslında sema insanların kurduğu binalara benzemez. Buradaki binanın insanların kurduğu bina anlamına gelmediğinin anlaşılabilmesidir. ve <laughs> ebina en kısmı gökten su indirdi. Yani ibadetinizi, ihtiyaçlarınızı gidermek üzere sizin için gökten su indiren varlığa yöneltin. İbadetinizi ihtiyaçlarınızı gidermek üzere sizin için gökten su indiren varlığa yöneltin. Sizi yaratmadığını, gökten su indirmediğini, rızkınızı sağlamak üzere o sudan meyveler üretmediğini bildiğiniz putlara tapınmayın. Şunu bilin ki Allah birdir, ortağı yoktur. O sizi yaratan, rızkınızı veren ve sizin için gökten indirilen sudan yiyeceğiniz besinleri ve içeceğiniz tatlı suları lütfede varlıktır. Tefsirini yapmakta olduğumuz ayet-i kerimede göğün ve yerin yaratılması, gökten su indirilmesi, bu sudan geçim vasıtaları ve çeşitli menfaatlerin üretilmesinden hedeflerin amacın insanoğlu olduğuna dair işaret vardır. Göğün ve yerin yaratılması, gökten su indirilmesi, bu sudan geçim vasıtaları ve çeşitli menfaatlerin üretilmesinden hedeflenen amacın insanoğlu olduğuna dair işaret vardır. Çünkü tabiatta sınava tabi tutulan insanlardır. Ayette yer alan, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü bir tavan haline getirdiği alimdeki beyan ile gökten indirildiği ve yerden üretildiği anlatılan nesneler bunu göstermektedir. Ayrıca şu ayetler de bu konuya temas etmektedir. Göklerde ve yerde bulunan her şeyi kendisinin bir lütfu olarak sizin hizmetinize verdi. Gece ile gündüzü de istifadenize, istifadenize amade kıldı. Gemileri emrinize verdi ve birçok diğer ayet-i kerime. Allah Teala bu ayetlerde yer alan bütün tabiat nesne ve güçlerini biz insanlar için yarattığını belirtti. Evrende de aşama halinde yaratılıp kemale ermesi insanladır diye daha önce yorum geçmişti. Yani önce cansız varlıklar, sonra canlılar, sonra insan şeklinde bir yaratma aşaması var. En sonunda insanın yaratılması kamil hale gelmesi diye anlatmıştı. Burada da onu destekleyecek bir ifade. Burasını seçelim. Kod olarak evrenden amaç insan diye bir not düşelim. Evet. Şu kısma ibadet diye işaretleyelim. İlk kısmı da ibadet kulluk diye işaretleyelim şurasını. İbadet kulluk tevhid. Şunu da belirtmek gerekir ki aziz ve celil olan Allah aralarında uzun mesafeye rağmen aralarındaki uzun mesafeye rağmen gökten gelecek menfaatleri lütuf ve kereminin ürünü olarak yerin menfaatleriyle ilişkili kıldı. Öyle ki gökten su inmeyince yeryüzü hiçbir bitki vermemektedir. Bunun sebebi göğü yaratanla yeri yaratanın aynı varlık olduğunun bilinciyle ulaşılmasıdır. Kitab-ı Tevhid'de bu kısımlar kısa geçiyor. Yani uzak şeyler birlikte sonuç doğurur diye, zıt şeyler birlikte sonuç doğurur diye geçiyor. Burada da kastettiği öyle. Gök ayrı, yer ayrı, sonuç aynı. Aziz ve celil olan Allah aralarındaki uzun mesafeye rağmen gökten gelecek menfaatleri lütuf ve kereminin ürünü olarak yerin menfaatleriyle ilişkili kıldı. Öyle ki gökten su inmeyince yeryüzü hiçbir bitki vermemektedir. Bunun sebebi göğü yaratanla yeri yaratanın aynı varlık olduğunun bilincine ulaşılmasıdır. Şayet birinin yaratıcısı diğerinkinden farklı olsaydı, aralarındaki uzaklığa rağmen yaratıkların ilişkisi için makul bir anlam ve yorum bulunamazdı. Birincisinin yaratıcısı ile diğerinki farklı olsaydı, göğün ve yerin yaratıcısı farklı olsaydı, aralarındaki uzaklığa rağmen yarar yararlık yararlıklarının ilişkisi için makul bir anlam ve yorum bulunmazdı aralarındaki irtibat için makul bir anlam yorum ilişki kurulamazdı. Ayrıca bu iki yaratıcı arasında anlaşmazlığın zuhur etmesi akıldan uzak bir şey değildi. Durum böyle değil de biraz önce belirttiğimiz nitelikte bulunduğunda yerle göğün yaratıcısının aynı varlık olduğu, onun şeriki ve rakibinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Şimdi şurasını seçip tevhid diye işaretleyelim. tevhid e, yeri ve göğün yaratıcısı bir Bazı alimler tabiattaki her şeyin eşya, yani yaratılan her şeyin, Allah dışındaki her şeyin hakkında yasak beyanı gelmedikçe bizim için helal ve serbest, mübah olduğu ve bir sakıncasının bulunmadığı kanaatini belirtmiş. Ve bunun için onunla size geçim vasıtası olsun diye yerden ürünler çıkardı. Mealindeki ilahi beyanın yanında yeryüzünde bulunan şeylerden helal ve temiz olarak yiyin anlamındaki beyanın zahiri ile delil getirmişlerdir. Yani yaratılan şeyler e, mübah mı, helal mi hakkında yasaklama yoksa e, bu konuda bazı alimler Onunla size geçim vasıtası olsun diye yeryüzünde ürünler çıkardı. Mealindeki ilahi beyanın yanında yeryüzünde bulunan şeylerden helal ve temiz olarak yiyin anlamındaki beyanın zahiri ile delil getirmiştir. Diğer alimler ise şu kanaat belirtmişlerdir. Bu tür ayetler ibaha görüşüne işaret etmez. Çünkü eşya her yönüyle bize ait değildir. Asıl olan ibaha beyanı gelmeden önce haram olmuştur. Bir de şu var ki nesne ve olaylar önceden mevcut bazı sebeplerle helal olur. Böylece sebepler yokken haramlığın sabit olduğu ortaya çıkmıştır. Yani eşyada asıl olan mübahlık mıdır, haramlık mıdır tartışması. Her şey helal ve mübah kılmayı beyan eden, haber gelmeden haram olmak konumundadır. Şöyle bir gerekçe göstermek de mümkündür. İki görüş. Her şey yasaklama yoksa mübahtır. Bir de helallik gelmediyse haram konumundadır. İki görüş. Şöyle bir gerekçe göstermek de mümkündür. Tabiattaki nesne ve olaylar imtihana tabi tutulmamız ve bir süzgeçten geçirilmemiz için yaratılmıştır. Tabiattaki nesne ve olaylar imtihana tabi tutulmamız ve bir süzgeçten geçirilmemiz için yaratılmıştır nitekim şunu bilmelisiniz ki şunu bilmelisiniz ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için imtihan vesilesidir. Andolsun ki sizi biraz korku açtık mallarınızdan, canlarınız ve ürünlerinizden kısmi azaltma ile deneyeceğiz. Sabredenlere müjdele. Mealindeki ilahi beyanlar bu kanaati desteklemektedir. Yani nesne ve olaylar imtihana tabi tutulmamız içindir. Bir de bir şeyin ibaha ile yorumlanması aklın kabul etmeyeceği bir husustur. Çünkü bu durumda yaratıkların fesada uğrayıp yokluğa mahkum edilmesi söz konusudur. Bir de bir şeyin ibaha ile yorumlanması aklın kabul etmeyeceği bir husustur. Çünkü bu durumda yaratıkların fesada uğrayıp yokluğa mahkum edilmesi söz konusudur. Halbuki Cenab-ı Hak insanların her birine özgü olarak başvuracağı bir sebep yoluyla mülkiyet hakkı tanınmıştır. Bunun amacı da fesade ve yok olmaya mahkum olmamaktır. Bu kısmı seçip işaretleyelim. Birinci olarak nasıl işaretleyebiliriz? Burası not alabiliriz. Kelam, fıkıh, irtibatı diye bir başlık açabiliriz. İkincisi de direkt kendi baştan yazabiliriz. E, eşyada asıl olan ibahama karanlık diye bir başlık açıp ilerleyebiliriz. Şimdi dipnota bakalım. 95-96 iki tane dipnot var. 96 Semerkandi yani Şarih'in açıklaması. Semerkandi birinci görüşü Mu'tezile'ye İkincisine de, de ehli hadis kelamcıları ve fakihlerine nispet etmiştir. Birinci görüş yani aslan ibahadır görüşünü muteziliye, ikinci görüşü aslan haramlıktır görüşünü de ehli hadis kelamcıları ve fakihlere nispet etmiştir. Sakın Allah'a denk tutacağınız varlıklara kulluk etmeyin. Yani ibadette denk ve benzer kabul edeceğiniz varlıklar. Adalet ve eşkal ikisi de aynıdır. Bir şeyi dengi, nit şekli ve benzeri demektir. Sakın Allah'a denk tutacağınız varlıklara kulluk etmeyin. Yani ibadette denk ve benzer kabul edeceğiniz varlıklar. Adal ve eşkal ikisi de aynıdır. Burası şöyle bir not alıp geçelim. Nit adal Eşgal. Eş koşma diye de not alalım. İlerleyelim. E, gerçeği bilip dururken yani Allah'ın denk ve benzeri olmadığını çünkü o tabiat nesnelerinin bir kısmının yaratılışını size göstermiştir. Oysa ki taptığınız putlardan böyle bir şeyi gerçekleştiren birini hiç görmemişsinizdir. Ayette sayılan yeri göğü yarattı. O kısmı atıf yapılarak Allah'ın dengi ve benzeri olmadığını çünkü o tabiat nesnelerinin bir kısmını yaratılışını size göstermiştir. Bir kısmının yaratılışını göstermiştir. Yeniye söylüyor. İnsan olarak varlığımızdan sonraki kısmı biliyoruz. İnsanın yaratılmasından önceki kısmı bilmiyoruz. Yani görmedik o kısmı. O yüzden bizim gördüğümüz yerlerin, göklerin, içindekilerin yaratılması gibi şeyler oraya atfen. O tabiat nesnelerinin bir kısmının yaratılışını size göstermiştir. Oysa ki taptığınız putlarda böyle bir şeyi gerçekleştiren hiçbirini görmemişsinizdir. İkinci olarak bilip dururken yani çevrenizde yaratılıp meydana getirdiği, çevrenizde yaratıp meydana getirdiği nesne ve olaylara bilip dururken aslında siz iyiden iyiye inceleyip düşünseniz Allah'ın bir dengi veya benzerinin bulunmadığını pekala anlarsınız. Şu ayet-i kerimede beyan edildiği üzere kendi yapınızda da ayetler vardır. Bunları görmüyor musunuz? Yani kendi yaratılışınızda da ayetler vardır. Bunları görmüyor musunuz? Burasını da ince düşünmek diye not alalım. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi ve tu shuhada ikum min dunillahi in kuntum sadiqin. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'ın vahiy ürünü olduğundan şüphe ediyorsanız siz de ona benzer bir sure meydana getirin ve Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın. Şayet iddianızda samimi iseniz. Kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'ın vahiy ürünü olduğundan şüphe ediyorsanız, yani Kur'an'ın Muhammed tarafından uydurulduğu ve Allah tarafından gelmediği konusunda, şu ilahi beyanlarda nakledildiği gibi, eğer bunda şüpheniz varsa, bu sadece bir uydurmadan ibarettir. Bu Kur'an uydurularak Allah'a nispet edilmiş bir yalandan ibarettir. Bu bir sihirdir. Eğer kurumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'ın vahiy ürünü olduğuna şüphe ediyorsanız, siz de ona benzer bir sure meydana getirin. Yani Muhammed'in getirdiğinin benzerini getirin. Çünkü siz ve o asli madde yaratılış ve dil açısından eşit durumdasınız. Siz ve o, yani siz ve Muhammed asli madde, et kemik, bedensel olarak aynısınız. Yaratılış açısından aynı insani özelliklere sahipsiniz. Ve dil açısından, Arapça açısından eşit durumdasınız. Metin uydurmak konusunda onun sizden üstün bir yönü bulunmamaktadır. ona metin uydurdu diyorsanız siz de uydurup benzerini getirebilirsiniz. Siz de ona benzer bir sure meydana getirin. Yani Muhammed'in getirdiğinin benzerini getirin. Çünkü siz ve o asli madde yaratılış ve dil bakımından eşit durumdasınız. Metin uydurma konusunda da onun sizden üstün bir yönü bulunmamaktadır. Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın. Şayet iddianızda samimi iseniz, yani Allah'tan başka taptığınız tanrılarınızı yardıma çağırın da Kur'an'ın benzerini yapmada size destek versinler. Şayet Kur'an'ın Muhammed tarafından uydurulup Allah'a nispet edildiğine ilişkin iddianızda samimi iseniz şöyle de denilmiştir. Yardımcılarınızı çağırın yani Kur'an'ın benzerini yapmakta size destek verecek şair ve hatiplerinizi yardıma çağırın. Bir de şu görüş ile sürülmüştür. Yardımcılarınızı çağırın. Ehli kitaptan olan Tevrat, İncil, Zebur ve geçmiş peygamberlere indirilen diğer kitaplardan Kur'an'ın uydurma ve iftira ürünü olduğuna şahitlik eden kanıtlar getirmeler için uzmanlarınızı çağırın. Şöyle yapalım. Kısmın hepsini alalım. Başlık olarak Kur'an'ın Allah kelamı olması diyelim. Seçtik. Aynı kısmı bir de tehaddi diye ekleyelim. Tehaddi meydan okumak diye notumuzu aldık. Fe in lem tef'alu ve len tef'alu fettegun naralleti ve gudu hennasu vel hicara bi iddet lil kafirin eğer yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız Yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının. Bu ateş kafirler için hazırlanmıştır. Eğer yapamazsınız ki asla yapamayacaksınız. Yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının. Bu ateş kafirler için hazırlanmıştır. Eğer yapamazsınız ki asla yapamayacaksınız. Bu ilahi beyanı şu yaklaşımla yorumlamak mümkündür. Muhtemeldir ki müşrikler bu meydan okuyuşun ardından Kur'an'ın benzerini meydana getirin diye meydan okuyuşun ardından gayret ve emek sarf etmeden Kur'an'ın benzerini yapmaktan aciz olduklarını itiraf etmişlerdir. Çünkü aziz ve celil olan Allah Kur'an'a nazire yapma arzu ve emellerini kırmıştır. Şurası sarf edildiğimiz mesele. Bu sebeple onlar bu kelamın uydurma ve yakıştırma olduğu yolundaki iddialarının doğruluğunun ortaya çıkması ve Resulullah'a ait olan alemlerin Rabbinin kelamı şeklindeki beyanın yanlışlığını kanıtlamak amacıyla ellerinden gelen gayreti sarf etmemiş ve Allah'ın nurunu söndürebilmek için bütün güçlerini kullanmamışlardır. Onların bu itirafı ve Kur'an'ın benzerine getirmeye fiilen girişememeleri onun Rabbül Alemin'in Nebisi ve Resulüne indirilmiş kelamı olduğunu kanıtlamıştır. Şöyle yapalım bu kısmı. Yine tehaddi diyelim. Bu sefer de Allah'ın müşriklerin nazire yapma arzularını kırması diye ekleyelim. Şu kısım. Muhtemeldir ki müşrikler bu meydan okuma sonrası gayret ve emek sarf etmeden Kur'an'ın benzerini yapmaktan aciz olduklarını itiraf etmişlerdir. Çünkü aziz ve celli olan Allah Kur'an'a naziri yapma arzu ve emellerini kırmıştır. Yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının ve kut feta ile okununca odun demektir. Bu kut zamme ile okununca ise ateş manasına gelir. Yüce Allah bu, bu ayetinde cehennemin yakıtını insanların teşkil ettiğini haber vermiştir. Onların bedenleri ne zaman yanıp tükenirse yenilenerek devam ettirilir. Bedenlere ne zaman yanıp tükenirse yenilenerek devam ettirilir. Derileri pişip duyarsız hale geldikçe onlara başka deriler giydiririz. Mealindeki ayette belirtildiği üzere. Metinde yer alan el hicara kelimesi bazılarına göre kükürt, bazılarına göre ise bilinen taşlar demektir. Taşlar sert ve yoğun olduğunda şiddetle yanar ve fazlasıyla kızdırır. Şimdi burayı seçelim. ahiret bedenlerin yenilenmesi diye notumuzu alalım. Bedenlerin yenilenmesi. Yüce Allah bu ayetinde cehennemin yakıtını insanların teşkil ettiğini haber vermiştir. Onların bedenleri ne zaman yani tükenirse yenilenerek devam ettirilir. Kafirler için hazırlanmıştır. Ayetin bu kısmında cehenneme kafir olmayanlar için hazırlanmadığının ispatı vardır. Kafirler için hazırlanmıştır. Ayetin bu kısmı cehennemin kafir olmayanlar için hazırlanmadığının ispatı vardır. Bu husus mutezilerin telakkisini çürütmektedir. Şöyle ki onlar büyük günah işleyene kafir demedikleri halde cehennemde ebedi kalacağını ileri sürmüştür. Onların anlayışına göre cehennem aynı zamanda kafirler için de hazırlanmıştır. Müminin ebedi azaba mahkum edilmesi ise işlediği masiyetler, yüklendiği günahlar ve sergilediği çirkin davranışlar yüzündendir. Aslında Allah dilediği kimseyi dilediği kadar azapta bırakır. O kendi hüküm verişine kimseyi ortak etmez mi alindeki beyan gereğince bu konuda yaratıkların hüküm beyan etme etkisi yoktur. E, şu kısım Maturide'nin ilkesi. Burayı ilke diye işaretleyelim. ilke e, ahirette hüküm Allah'a aittir yazdık. Şimdi bu ilkeyi işaretledik? Kişi cennetlik cehennemlik neticede yetki Allah'a aittir. Onu beyan ediyor. Allah dilediği kimseyi dilediği kadar azapta bırakır. O kendi hüküm verişine kimseyi ortak etmez. Mealindeki beyanı gereğince bu konuda insanların hüküm verme yetkisi yoktur. Şimdi şu kısmı da alalım. Mu'tezile eleştirisi diyelim. iman amel iman kebire diyelim. Mutezile eleştirisi. Şimdi bu kısmı bir de olay kısmına atalım. Mutezile ile ilgili olduğu için Mutezile ee, ahirette hüküm. Devam edelim. Derlerse ki Müşriklerin çocukları cennette olacaktır. Müşriklerin çocukları cennette olacaktır. Oysa ki cennet müminler için hazırlanmıştır. Demek ki müminlerden başkalarının da cennete girmesi ve ebedi olarak orada bırakılması caizdir. Buna göre cehennem de kafirler için hazırlanmış olsa bile kafir olmayanların orada ebedi azaba mahkum edilmesi caizdir. O gün yüzleri kararanlara iman ettikten sonra kafir mi oldunuz? Mealindeki ayette imandan sonra küfür sebep olarak gösterilmiştir. Burası tam iki nokta içindeki yerler. Matürdün alıntıladığı yerler birisinden. Demek ki küfür üzere neşet eden ile imandan sonra küfre dönen cehennemde ebedi kalma hususunda eşittir. Şu halde kebire işleyen mümin ile hiç iman etmeyen kafir cehennem azabı açısından aynı konumdadır. Burası çift tırnak içine veya ayrı paragraf yapılabilir de. aktardığı kısım cevap verecek. Buna şöyle cevap verilir. Her kafirin tabii yaratılışı Rabbinin birliğine tanıklık eder. Her kafirin tabii yaratılışı Rabbinin birliğine tanıklık eder. Her insanın fıtratı işte birliğe tanıklık eder. Fakat fıtratına bakış yapmayı terk edip alışla geleni terk edince fıtratında olanı terk edip alışla gelen insan aklının anladığı şeyleri terk edince öylesinin durumu imandan sonra küfre dönüş statüsüne girer. Fıtratındaki den uzaklaşması öylesinin durumu imandan sonra küfre dönüş statüsüne girer. Ama aslında o gerçekten mümin değildi. Yani fıtratında e, saflık olduğu halde gerçekten mümin değildi. Sonradan küfre dönmüş, dönüş yapmış olsun. Burası önemli. Her kafirin tabi yaratılışı, her insanın yaratılışı Rabbinin birliğine tanıklık eder. Fakat fıtratına bakış yapmayı terk edip alışla geleni tercih edince Öylesinin durumu imandan sonra küfre dönüş statüsüne girer. Ama aslında o gerçekten mümin değildi. Yani fıtratı üzereydi. Sonradan küfre dönmüş olsun. Mu'tezile'nin karşı delil olarak şimdi burada anladık. Mu'tezile dedi. Şu kısmın Mu'tezile'ye ait olduğunu anladık. Şöyle yapalım. Küçültüyü. Müşrik e, çocukların ahiretteki konumu bu bir mesele. Bir bunu işaretledik. Tekrar bir daha işaretleyelim. Bunu tizle. Cehennem tire müminler diye işaretleyelim. Şimdi bu konuya girmesi yani nereden birden müşriklerin çocukları ne olacak diye bu konuya girdi. Direkt bu konu bu konu anlatılsın diye girilmedi. Ayet-i kerimede bir öncekinde müminler için hazırlanmıştır diye denildiği için Oraya atıf yaparak tartışma başladı. Mu'tezile şu e, parantezini ekleyebiliriz. Aşağıdan anlaşıldı. Mu'tezile denildiği için. Mu'tezile iki nokta üst üste. Müşriklerin çocukları cennette olacaktır. Oysa ki cennet müminler için hazırlanmıştır. Demek ki müminlerden başkalarının da cennete girmesi ve ebedi olarak orada bırakılması caizdir. Şurayı ekleyebiliriz aslında. Buna göre cehennemde kafirler için hazırlanmış e, olsa bile kafir olmayanların da orada ebedi azaba mahkum edilmesi caizdir. İşte şu kısım. Cehennemde kafirler için hazırlanmış olsa bile kafir olmayanların orada ebedi azaba mahkum edilmesi caizdir. Yani mümin ama günah işleyenlerin ebedi cezaya bırakılmaları mümkündür dedi. Cehennem de kafirler için hazırlanmış olsa bile kafir olmayanların orada ebedi azaba mahkum edilmesi caizdir. O gün yüzleri kararanlara iman ettikten sonra kafir mi oldunuz? Mealindeki ayette imandan sonra küfür sebep olarak gösterilmiştir. Demek ki küfür üzere neşet eden ile imandan sonra küfre dönen cehennemde ebedi kalma hususunda eşittir. Şu halde kebire işleyen mümin ile hiç iman etmeyen kafir cehennem azabı açısından aynı konumdadır. Bir arkadaşlar. Buna şöyle cevap verilir. Her kafirin tabi yaratılışı Rabbinin birliğine tanıklık eder. Fakat fıtratına bakış yapmayı terk edip alışına geleni tercih edince öylesinin durumu imandan sonra küfre dönüş statüsüne girer. Ama aslında o gerçekten mümin değildi ki sonradan küfre dönmüş olsun. Mutezilerinin karşı delil olarak müşrik çocuklarını ileri sürmesine gelince bu çocukların cennette ebedi olarak kalışları Rablerinden gelen bir lütuf eseridir. Müşrik çocukların cennette ebedi olarak kalışları Rablerinden gelen bir lütfun eseridir. Allah Teala'nın dilediğini lütuf ve keremiyle mükafatlandırması tabii olup bunun için kişinin ille de bazı fiilleri işlemiş bulunması gerekmez. Yapılmamış bir amelin mukabili olmaksızın sadece ilahi lütuf ve ikramın eseri olarak birinin mükafatlandırılması aklen de caizdir. Ancak işlenmiş bir günah olmaksızın azaba hükmedilmesi mümkün değildir. Şöyle yapalım. Bir dakika arkadaşlar.

şu kısım Maturidi'nin kendi görüşü. Allah dileğinin lütuf ve keremiyle mükafatlandırması tabii olup bunun için kişinin ille de bazı fiilleri işlemiş bulunması gerekmez. Yapılmamış bir amelin mukabili olmaksızın sadece ilahi bir lütuf ve ikramın eseri olarak birinin mükafatlandırılması akle caizdir. Ancak işlenmiş bir günah olmaksızın azaba hükmedilmesi mümkün değildir şu kısmı ilke olarak alalım. İlke. Lütuf. Ceza İşlenmemiş bir günah olmaksızın azap edilmesi mümkün değildir ama bir amel mukabil olmaksızın lütuf mümkündür. Bunu yazdık. Bir de şu kısmı tamamen seçelim. Müşrik çocukları cennetliktir diye yazalım. Bu bir tartışma konusudur. Yani müşrik çocukları e, ahirette konumu nedir diye İmam Eşari'nin tevaküf ettiği söylenir. Yani hüküm vermediği hüküm verdiği şeklinde farklı kanatlar vardır. Burada Maturidi çok açık şekilde söylüyor. Müşrik çocukları bu çocukların cennette de olarak kalışları Rablerinin lütuf ve keremi sebebiyledir. Ve beşirillezine amenü ve aminü salihati enne lehum cennetin tecrimin tahtiyle enherud kullama ruziku minha min temeratin rizqan qalu hadha allazi ruzikna min qablu ve ütü bihi müteşabihâ ve lühüm fîhâ ezvâcun mutahharatun ve lühüm fîhâ hâlidun. eden ve yararlı davranışlar sergileyenlere, altlarından ırmaklar akan cennetlere sahip olacaklarını müjdele. Ne zaman oradaki nimetlerden biri kendilerine verilse, bu daha önce de masal kılındığımız bir nimettir diyecekler ve nimet onlara benzer bir konumda sunulacaktır. Onlar cennette tertemiz eşlere sahip olacak ve orada ebedi kalacaklardır. İman eden ve yararlı davranışlar sergileyenlere müjdele. Ayetin bu kısmı iman eden ve yararlı davranış sergileyenlere müjdele. Ayetin bu kısmı itaat türlerinin hepsinin İman statüsünde tutan kimsenin telakkisini çürütür. Amellerin hepsi imandandır. Telakkisini çürütür. Çünkü yararlı davranışları salih ameller belirtmeden iman niteliğini onlara nispet etmiştir. Ve beşerillezün ve âmilüs salihate burada iman ve amin salihat salih ameli ayırmasını kastediyor. Ayetin bu kısmı İtaat türlerinin hepsi iman statüsündedir, İman ameldir telakkisini çürütür. Çünkü salih amelleri belirtmeden iman niteliğini onlara nispet etmiştir. İman ve salih amel diyerek önce iman niteliğini onlara nispet etmiş, sonra salih ameller belirtilmiştir. Şu kadar var ki ayette söz konusu edilen müjde ve dolayısıyla korkunun ortadan kalkması iyi davranışlara bağlı kılınmıştır. Evet, iman amel farklıdır, ayırmıştır. Ancak müjde ve dolayısıyla cehennem tehdidinin ortadan kalkması iyi amellere bağlanmıştır. Burası önemli. İman ve amel ayette ayrı belirtilmiştir. Ancak müjde, cennet müjdesi ve cehennem tehdidinin ortadan kalkması iyi davranışlara bağlı kılınmıştır. Buradaki salih amellerin yerini kalbin amelinin alması ihtimal dahilindedir. Yani salih amel yerini kalbin ameli amelül kalp alması ihtimal dahilindedir. O da kalbin iştiraki olmadan sadece sözle ifade edilen ve münafığa ait olan imana benzemeyip Allah'a yönelen samimi bir imana sahip olmaktır. Burada Kalbin ameli de kastedilmiş olabilir. Kalbin ameli de e, münafığın ameline benzemeyip Allah'a yönelen samimi bir kalbi davranışa karşılık gelir. Bu kısmı seçelim ilerlemeden önce. İman amel meselesi diye notumuzu aldık. Bir de şurası önemli. Burayı alalım. Cennet müjdesi cehennem, cehennem tehdidinin kalkması iyi davranışlara bağlı kılınmıştır. E, salih amele bağlanmıştır diyelim. bu kısmı alt alalım. Buraya salih amel diyelim. İki şey söyledi. Bir ameller salih amel diye düşünülebilir. İki amelül kalp. Kalbin ameli kastedilmiş olabilir buradaki salih amellerin yerine kalbin amelinin amelül kalp alması ihtimal dahilindedir. O da kalbin iştiraki olmadan sadece sözde ifade edilen ve münafa ait olan imana benzemeyip Allah'a yönelen samimi bir imana sahip olmaktır. Amelül kalp e, samimi iman anlamında kullandı olabilir. İman eden ve yararlı davranışlar sergileyenlere altlarından ırmaklar akan cennetlere sahip olacaklarını müjdele ne zaman oradaki nimetlerden biri kendilerine verilse bu daha önce masal kılındığımız bir nimettir diyecekler. Atlarından ırmaklar akan cennetlere sahip olacaklarına yani bahçeler. Atlarından ırmaklar yapılan yorumlardan biri şöyledir. Bahçe özellikle bir yerin veya bir mekanın adı olmayıp ağaçlar topluluğu ve oraya dikilmiş çeşitli meyve bitkileri demektir. Böyle bir araziye bahçe denir. Altlarından ırmaklar akan cennetler yani ağaçlı ve dikili bitkilerinin altından şöyle de denilmiştir. Altlarından gözün görebileceği yerde e, böylesi insanlarca daha nezih, daha görkemli ve daha iç açıcı olur. Yine bir anlayışa göre altlarından ırmaklar akan yani orada yükselen köşk ve binaların altından yeryüzünün bazı mıntıkalarında olduğu gibi toprağın altından demek değildir. Bu yorumun dayanağı rivayet edilen şu hadis teşkil eder, şu rivayet teşkil eder. Her kılın altında cünüplük vardır. Yani kılın ten üstünde, yükselen kısmının dibinde, cildin altında değil. Biraz önceki yorumda bunun gibidir. Köşk ve binaların aşağı kısmında demektir. Şimdi buralar cenneti anlatıyor. Sadece şu kısımda verdiği örnek bir rivayet örneği verdi fıkıhla ilgili bir örnek verdi. Burasını seçelim. Fıkıh kelam ilişkisi diye not alalım. Kelami bir konuda verilen fıkıh bir örnek. Ne zaman oradaki nimetlerden biri kendilerine verilse bu daha önce de masal kıvandığımız bir nimettir diyecekler. Bu birkaç şekilde yorumlanmıştır. Daha önce mazhar kılandığımız nimetlerdir. Bu birkaç şekilde yorumlanmıştır. Denildi ki daha önce de rızıklandığımız yani dünyada rızıklandığımız. Yine denildi ki daha önce de rızıklandığımız yani bu dünyada iken cennette böyle bir nimetin bulunduğu vaat edilen şeydir. Bir başka yorum daha önce rızıklandığımız yani bundan önce cennette sunulan demektir. Yani daha önce ne olabilir? Dünyada olabilir. Dünyada vaat edilen olabilir cennette sunulan olabilir. Nimet onlara benzer bir konumda sunulacaktır. Buna dair çeşitli yorumlardan biri şöyledir. Benzer bir konumda görünüşte benzer, tadında farklı. Veya benzer bir konumda ne demek? Tat açısından benzer fakat göze yansıması ve renkleri farklı. Zira öyle meyveler vardır ki yenilmesi bir yana ona bakmak suretiyle lezzet alınır. Bir de denildi ki güzel ve görkemli oluşta benzer. Hangi açıdan benzer? Birincisi görünüşte benzer tadında farklı. Diğeri göze yansıması ve renkleri farklı. Onlar cennette tertemiz eşlere sahip olacaklardır. Burada farklı yorumlar vardır. Cennette tertemiz eşlere sahip olacaklardır. Farklı yorumlar vardır. Kötü huy ve seviye düşüklüğünden arınmış. Bunlardan uzak kala, kalamayan dünya kadınları gibi değil. Denildi ki hastalık. Ayrıca dünya hayatında müptelâ kılındıkları kirpas ve hayızdan arınmış. Bir de özü ve temel yapısının berraklığı açısından tertemiz denilmiş. Nitekim zerafeti sebebiyle inci kemiğinin iliği şu kadar mesafeden görünür buyurulmuştur. Tertemiz, seçkin, eğitimli anlamı da verilmiştir. Burayı seçelim. Sağ tıkladık burasını. Kadın. Cennette kadın diye not alalım. İleride bu konuda araştırma yapmamız gerekirse bu tür yerlere bakarız. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Yani sonsuz olarak ikamet edeceklerdir. Dikkat ederseniz kelami yerler geldiği zaman daha ayrıntılı açıklamalar oluyor. Onun dışındaki yerlerde kısa kısa geçiliyor. Yani net anlaşılan yerlerde kısa kısa geçiliyor. Kelami açıdan tartışma olan yerlerde ayrıntıya giriliyor. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Yani sonsuz olarak ikamet edeceklerdir. Ayetin bu kısmı cennet ile cehennemin ve içindekilerinin fani olduğunu ileri süren cehmiyeyi reddetmektedir. Ebedi kalacaklardır. Ayetin bu kısmı cennet ile cehennemin ve içindekilerin fani olduklarının ileri süren cehmiyeyi reddetmektedir. Bu kısmı alalım. Cehmiye eleştirisi diyelim. Cennet, cehennem fani değil. Bir daha not alalım. Cennet cehennemin ebediliği. Ayetin bu kısmı cennet ile cehennemin ve içindekilerin fani olduğunu ileri süren cehmiyeyi reddetmektedir. Onlara göre evvel, ahir ve baki olan Allah'tır. Şayet cennet fani değil de baki olursa Yaratan ile yaratılmış arasında benzerlik meydana gelir. Lakin bize göre bu bir vehimden ibarettir. Yani benzerlik tasavvuru düşüncesi bir vehimden ibarettir. Çünkü Allah Teala zatıyla evvel, zatıyla ahir, zatıyla baki'dir. Cennet ve oradaki her şey ise başkası sayesinde baki'dir. Eğer burada teşbihin bulunması söz konusu olsaydı alim semi ve basir sıfatlarında da teşbih bulunurdu. Eğer bu benzerliğe sebep olsaydı o zaman alim, semi ve basir sıfatlarında da teşbih bulunurdu. Ayrıca varlık oldukları sürece yaratıklarla Allah arasında bekan sıfatında benzerlik meydana gelirdi. Zikrettiğimiz hususlarda böyle bir şey olmadığına göre cennet ve cehennemin ebediyetinde teşbih oluşmaz. Bir de şu var ki Allah Teala cenneti kusur ve eksikliklerden arınmış bir alem olarak yaratmıştır. Cenneti kusur ve eksikliklerden arınmış bir alem olarak yaratmıştır. Çünkü onu Darül kuts Darül Selam diye isimlendirmiştir. Cennet bir gün sonra, sonra cennet bir gün sonra erecekse onda en büyük eksiklik bulunmuş olur. Allah cenneti kusur ve eksikliklerden arınmış bir ahlem olarak yaratmıştır. Onu Darül Kudüs, Darül Selam diye isimlendirilmiştir. Cennet bir gün sonra erecekse onda en büyük eksiklik bulunmuş olur. Zira insan eninde sonunda yokluğa mahkum olacak bir hayatla mutlu olamaz. İnsan eninde sonunda yokluğa mahkum olacak, bitecek bir hayatla mutlu olamaz. Cennetin sonu yokluktan ibaret bulunsaydı, içindekilerin hayatını karartan bir nimet durumuna düşerdi. Sonuç olarak cennet ülkesi bütün kusurlardan arınmış olduğuna göre ki yok olmak kusurların en büyüğüdür. Kendisiyle birlikte içindekilerin de ebedi olmaları kaçınılmazdır. Kısmı tekrar seçelim. Bir yer için daha işaretleyelim. Beka sıfatı diye işaretleyelim. Burayı bir şey için daha not alalım. O da teşbih e, zanlı. Farklı yerlerde Allah Allah yaratılmışlar arasında teşbih meydana gelir mi diye zan ortaya çıkıyor. Bu onlardan bir tanesi. Bir de şu kısmı Şurayı tekrar işaretleyelim. İnsan psikolojisi diye not alalım. Ebedilik arzusu diye bunu da notumuz alalım. Allah cenneti kusur ve eksikliklerden arınmış bir alem olarak yaratmıştır. Cennet bir gün sonra erecekse onda en büyük eksiklik bulunmuş olur. Şimdi şu kısmı bir daha alalım. Bir de cennet. Cennet. Ebedilik yurdu diye notumuzu alalım. Cennetle ilgili en öz kısım burası. Allah cenneti kusur ve eksikliklerden arınmış bir alem olarak yaratmıştır. Cennet bir gün sonra erecekse onda en büyük eksiklik olmuş olur. İnsan eninde sonunda yokluğa mahkum, bitmeye mahkum olacak bir hayatla mutlu olamaz. Cennetin sonu yokluktan ibaret bulunsaydı, içindekilerin hayatını karartan bir nimet durumuna düşerdi. Sonuç olarak, cennet ülkesi bütün kusurlardan arınmış olduğuna göre, ki yok olmak kusurların en büyüğüdür, yokluk en büyük kötülüktür, kendisiyle birlikte içindekilerin de ebedi olmaları kaçınılmazdır. Kur'an-ı Kerim'de cennetin isimleri arasında Darül Kuts tamlaması geçmemektedir. Ancak Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir kutsi hadiste şöyle buyurulmaktadır: Bana olan saygı ve korkusundan dolayı şarap içmeyi terk eden kimseye kıyamet gününde kuts havuzlarından içireceğim. Darül Kuts, Darül Selam. Bu bir rivayet. İnna Allah la en yadribe metren ma be'udeten fe ma fevkaha fe emmellezine amenu fe ya'lemune ennehu'l hakku min rabbihim fe emmellezine keferu fe yegulune maza eradallahu bihaza mesela yudillu bihi kethira ve yehdi bihi kethira fe ma yudillu bihi illel fasiqin e, ki Allah gerçeği açıklamak için sivrisinekle veya ondan daha basit bir şeyle misal getirmekten çekinmez. İman edenler bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. i̇nkar yolunu tutanlar ise Allah bu misalle ne murat etmiştir derler. Allah böyle bir misalle nicelerini şaşırtır, nicelerini doğru yola ulaştırır. Allah onunla zaten itaat altına girmeyenlerden başkasını şaşırtmaz. Şüphe yok ki Allah gerçeği açıklamak için sivrisinekle veya ondan daha basit bir şeyle misal getirmekten çekinmez. Denildi ki bu ilahi beyan, nihai gerçeği bilen Allah'tır ya. Kafirlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledikleri bir söze karşı cevap olarak gelmiştir. Bazı müfessirlerin kaydettiğine göre şöyle demişlerdi. Kafirler şöyle demişlerdi. Senin Rabbin basit hacimlere sahip bulunan, sivri olanı ve olmayanıyla birlikte seni anmaktan çekinmiyor mu hiç? senin Rabbin basit hacimlere sahip bulunan sivri olan ve olmayanıyla normal sinekle sivrisineği anmaktan çekinmiyorum hiç. Halbuki dünyadaki hükümdarlar böyle bir şeyi söz konusu etmekten haya ederler. Bunun üzerine aziz ve ciyelil olan Allah şüphe yok ki Allah şundan çekinmez buyurmuştur. Çünkü yeryüzünün hükümdarları bu çelimsiz canlılara küçümseyen bir gözle bakar ve onları anmaya tenezzül etmezler. Yeryüzünün yöneticileri bu canlılara küçümseyen bir gözle bakar ve onları anmaya tenezzül etmezler. Yüce Allah ise bundan çekinmez. Zira Cenab-ı Hakk'ın birliğini yaratıp geliştiriciliğini rububiyet göstermesi açısından küçük cüsseli canlıları yaratmanın şaşkınlık veren fevkaladeliği büyüklüklerini yaratmaktan çok daha önemlidir. Allah bunları anmaktan çekinmez. Çünkü e, Cenab-ı Hakk'ın birliğini yaratıp geliştiriciliğini göstermesi açısından küçük cüsseli canlıları yaratmanın şaşkınlık veren fevkaladeliği büyüklerini yaratmaktan çok daha önemlidir. Şöyle ki, bütün insanlar bir araya toplanıp da sivri türünden olan veya olmayan, yani sivri sinek veya normal sinek, bir sineği şekillendirmeye onun için gerekli olan ağız, burun, el, ayak, mide ve dışkı yerini yani idrar yollarını düzenlemeye çalışsalar güç yetiremezler. Fakat onlar büyük cüsseli hayvanlar için bunu belki yapabilirler. Yani bu da ilginç. İnsanlar ileride diyelim Matubid'in öngörüsüne göre küçük hay hayvanların örneğin sivrisineğin diyelim ağız, burun, el, ayak, mide, dışkı, sindirim sistemi gibi bunu düzenlemeye çalışsalar yapamazlar. Fakat büyük cüsseli hayvanlar için, mesela fil için diyelim veya başkaları için bunu yapmak isteseler belki yapabilirler. Yeryüzünün hükümdarları sivrisineğin minyon oluşundan doğan bir fevkaladeliğine bakmaya tenezzül etmemiş, ona sadece hakaret ve küçümseme nazarından bakmışlar, nazar atfetmişlerdir. Şimdi şöyle burasını bir seçelim. Sinek, e, sivrisinek örnekliği diyelim. Bir de şu kısım. Burayı seçip. insanların benzer canlılar yapmasın diye not alalım. Altına da e, küçük can yapılamaz büyükler belki diyorum Antwerp'de. Bir de şurada bir gerekçe vardı. Yüce Allah bundan çekinmez. Zira Cenab-ı Hakk'ın birliğini yaratıp geliştirileceğini göstermesi açısından küçük cüsseli canlıları yaratmanın şaşkınlık veren fevkaladeliği büyüklerini yaratmaktan çok daha önemlidir. Şu kısmı seçip canlıların Allah'a delil olması diyelim. Burada sinek örneği geçti. Cenab-ı Hakk'ın birliğini yaratıp geliştirileceğini rububiyetini göstermesi açısından küçük cüsseli canlıları yaratmanın şaşkınlık veren fevkaladeliği büyüklerini yaratmaktan çok daha önemlidir. Bütün insanlar bir araya toplanıp da servis türünden olan veya olmayan bir sineği şekillendirmeye onun için gerekli olan ağız, burun, el, ayak, mide ve sindirim sistemi gibi kısımları düzenlemeye çalışsalar güç yetiremezler. Fakat onlar büyük küsteli hayvanlar için bunu belki yapabilirler. Kelam alimleri, ehli kelam, haya kavramının Allah'a nispet edilmesi konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Haya, Allah haya eder diye geçti yukarıda, eder etmez şeklinde. Kelam alimleri, haya kavramının Allah'a nispet edilmesi konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Onların bir grubu bunun caiz olduğunu kabul etmiş ve bu kanaatini, Allah'ın saçları İslam'da ağırmış birine azap uygulamaktan haya ettiğini belirten bir habere, rivayete dayandırmıştır. 111 varsa bakalım. Enes bin Malik'ten rivayet edilip Resulullah'a nispet edilen kutsi hadis görünümündeki bir haberde şöyle denilmiştir. Bir rivayette şöyle geçmekte. Ben kutsi hadis rivayeti. Ben saçları İslam'da ağırmış erkek veya kadın bir kuluma azaba maruz bırakmaktan hayal edelim. Ben saçları İslam'da ağırmış erkek veya kadın bir kulumu azaba maruz bırakmaktan hayal ederim. Ancak bu haberin asılsız olduğu ifade edilmiştir. Geçelim şimdi. Kelam alimleri hayal kavramının Allah'a nispet edilmesi konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Onların bir grubu bunun caiz olduğunu kabul etmiş ve bu kanaatini Allah'ın saçları İslam'da ağırmış birine azap uygulamaktan haya ettiğini belirten bir rivayete dayandırmıştır. Bir de daha önce yorumlarını yaptığımız üzere tekebbür, istihza ve muhadaa kavramları gibi istisaya da Allah'a izafe edilebilir. İsti, istihya da Allah'a izafe edilebilir. Diğer alimler ise haya kavramının Allah'ın zatına nispet edilmesini caiz görmemiştir. Çünkü onun içerisinde çekinme, izletin nefsi gibi psikolojik faktörler bulunmaktadır. Allah Teala bunlardan münezzehtir. Tefsirini yapmakta olduğumuz haya ise burada rıza anlamına gelmektedir. Haya aynı zamanda terk demektir. Yani terk etmez bırakmaz. Şimdi bu güzel bir örnek. Ee, sözde baktığınız anda bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Ee, Maturidi burada semantik okuma yaparak tefsirdeki yerine göre hareket ediyor. Buna göre tefsirini yapmakta olduğumuz haya burada rıza anlamındadır diyor. Yani rıza anlamındaysa kelime anlamı, e, razıdır razı değildir anlamındaysa hiç problem yok. Ama diğer sözlükteki diğer anlamlarına, utanma anlamına, haya anlamına bakarak Allah'a nispet edilir mi edilmez mi tartışmaları olmuş. O tartışmalara girmeden yani buradaki anlamı onlar değildir rızadır deyip konuyu tamamlıyor. Şimdi bu kısmı not alalım. Allah için e, haya kavramının kullanımı diyelim. E, şu üsttekiler içinde ilkesi nedir? Kullanıldığı zaman Allah insanları benzetme gibi bir anlam çıkıyorsa bu anlamda kullanılamaz. Ama burada hiç onlarla bağlantılı değil. Matur diye göre tefsirini yapmakta olduğumuz ayette haya kelimesi rıza anlamına gelmektedir. Şimdi ayete bakalım. Şüphelik ki Allah gerçeği açıklamak için sivrisinekle veya ondan daha basit bir şeyle misal getirmekten çekinmez. şu kısım haya etmez diye çevirmedi. Çekinmez. Ayette de Madhud'un belirttiği gibi. E, i̇man edenler bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Yani ayette söz edilen küçük cüsteri cisimlerin örnek olarak getirilmesinin hak olduğunu bilmişlerdir. Çünkü onlar bu tür yaratıklarda bulunan şaşkınlık verici özellikler, hikmetler ve inceliklere dikkat etmişlerdir. Şu kısmı alıp Şöyle bir ekleme yapalım. Daha önce geçmişte sinek, sirisinek örneği diye ekledik. İnkar örgünü tutanlar ise Allah bu misal ile ne murat etmiştir derler. Çünkü bunlar o yaratıklarda bulunan fevkaladelik ve hikmetleri değil, onların çelimsiz ve küçük oluşuna bakmışlardır. Demek ki varlıklar bakarken küçüklüğüne, çelimsizliğine, dış özelliklerine değil, hikmetine bakmak gerekiyor. Şimdi şu kısmı ikisini seçip hikmet e, varlıklara hikmet gözüyle bakmak bakmak diye de not alabiliriz. Evet. Hidayet ve halalet. Allah böyle bir misal ile nicelerini şaşırtır. Nicelerini de doğru yola ulaştırır. Ayetin bu kısmı Mutezile'nin hidayet dalalet telakkisini çürütmektedir. Çünkü bu kısım kafirlerin Allah bu misal ile ne murat etmiştir şeklindeki sorularına cevap teşkil etmekte ve şöyle demektedir. Allah bu misal ile birçok kimseyi şaşırtmayı, birçok kimseyi de doğru yola ulaştırmayı dilemiştir. Yani dalaleti tercih edeceğini bildiği kimseyi dalalete sevk etmiş, hidayeti benimseyeceğini bildiği kimseyi de hidayete iletmiştir. Herkesin seçip tercih edeceği şeyi dilemiştir. Şu kısım Matbidin kanaati. Şöyle yapalım önce. Burasının hepsini seçelim. Hidayet delalet diye bir ekleyelim. kısmı sadece seçip mağduriyeti hidayet zaravet anlayış diye not alalım. Allah bu misal ile birçok kimseyi şaşırtmayı, birçok kimseyi de doğru yola ulaştırmayı dilemiştir. Yani dalaleti, yanlış yolu tercih edeceğini bildiği kimseyi dalayete sevk etmiş, hidayeti benimseyeceğini bildiği kimseyi de hidayete iletmiştir. Herkesin seçip tercih edeceği şeyi dilemiştir. Mutezile mensupları ise Cenab-ı Hak sözü edilen örnek ile herkesi hidayete ulaştırmak istemiş fakat onların bir kısmının bunu kabul etmemiştir demektedir. İkinci olarak Allah böyle bir misal ile nicelerini şaşırtır. Yani dalalet yoluna giren için bu fiili yaratmış. Hidayet yoluna giren için de hidayet fiilini yaratmıştır. Biz bu konuyu daha önce açıklamıştık. Bu daha önce geçmişti. Dalalet yoluna giren için, dalaleti tercih edip o yola giren için bu fiili yaratmış. Hidayet yoluna giren için de hidayet fiilini yaratmıştır. Şimdi burayı bir daha not alayım. Bu olay kısmına Mu'tezile Hidayet, Örevlet eleştirisi diyelim. Ancak onunla zaten itaat altına girmeyenlerden başkasını şaşırtmaz. Yani bu mesele ile fasıktan başkasına dalalete sevk etmez. Çünkü fasık bu tür meselelerin işaret ettiği fevkaladelik ve inceliklere dikkat etmez. Burasını da alıp bunu bugünlük okumayı bitirelim. Fasık ve özelliği, niteliği diyelim. Ancak onunla zaten itaat altına gitmeyenlerden başkasını şaşırtmaz. Yani bu meseleyle fasıktan başkasını dalalete sevk etmez. Çünkü fasık bu tür meselelerin, örneklerin işaret ettiği fevkaladelik ve inceliklere dikkat etmez. Bugün 13 Şubat'ta değil mi? Burada bırakalım. Haftaya burada devam ederiz. İyi geceler.